Autodesk Inventor tek bir parça dosyasında farklı gövdelere sahip katı modellerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu alıştırmamızda birden çok gövdeye sahip katı modellerin nasıl oluşturulduğuna bakacağız. Bunun için plastik parça tasarımı dizini altındaki Multibody dosyamı açıyorum. İlk olarak eksüzyon işlemiyle buradaki kesti seçip bu kestin bir katı model durumuna dönüşmesini sağlayalım. 150 milimetre ve tam orta düzlem seçeneğiyle katı modelimizi oluşturalım. Bu parça dosyasında ikinci bir katı gövdesi oluşturmak için yeniden Extrude komutuna giriyorum. Burada görmüş olduğunuz kesti işaretliyorum. Eksüzyon için gerekli ayarlamaları yapıyorum. Ve daha sonra burada görmüş olduğunuz New Solid ikonuna basıyorum. Böylece ikinci bir katı gövdesi oluşturacağımı söyledim. OK ile devam ederseniz ikinci bir katı gövdesi oluştu. Bunu Browser penceresinde Solid Bodies klasörünün altından görebilirsiniz. İlk katım ve onu oluşturan unsur işlemi, ikinci katı ve onu oluşturan unsur işlemi. Şimdi her bir katı için sağ tuş menüsünden Properties ile farklı bir isim verebilirsiniz. Buna temel gövde adını verelim. Diğeri için de destek adını verelim. Şimdi de her iki parçayı etkileyecek bir unsur tanımlayalım. Bunun için Fillet komutuna giriyorum. Fillet komutu içerisinde değeri henüz önemli değil. İlk olarak kenarların seçimini yapalım. Bu arada bakış açısı komutlarıyla bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir. Sırasıyla ekranda gördüğünüz kenarları işaretliyorum. Toplam 7 tane kenar işaretlendi. 6 milimetrelik bir yuvarlama radyüsü tanımlıyorum ve OK ile devam ediyorum. Bu işlem her iki katıyı da etkilediği için dikkat ederseniz Browser penceresinde her iki katı gövdenin tanımı içerisinde yer alır. Önemli bir nokta, dikkat ederseniz farklı farklı katı gövdelerim var ama yaptığım işlemler yine Browser penceresinde tek bir katı üzerinde yaptığım işlemlere benzemektedir. Şimdi kabuk komutunu çalıştıralım. Kabuk komutu için kaldırılacak yüzey olarak bu yüzeyi seçiyorum ve diğer yüzeylerin öteleneceği miktarı da 2 milimetre olarak tanımlayıp unsurumu uyguluyorum. Şimdi Solid Bodies altındaki katı gövdelerin yapısına bakarsanız sadece hangi gövdeyi etkilediyse bu unsur o gövdenin altında unsur konu yer alır. Diğer katı gövdenin de benzer bir işleme tabi kalması için yeniden kabuk komutuna giriyorum. Bakış açımı değiştiriyorum. Bu sefer bu yüzeyi işaretliyorum ve kalınlık olarak 3 milimetre giriyorum ve devam ediyorum. Dikkat ederseniz bu sefer ikinci kabuk işlemi diğer katı gövdeyi etkilemiş oldu. Şimdi de yeni bir eskiz tanımlayalım. Öncelikle eskiz düzlemini buradaki düzlem olarak göstereceğiz. Basit bir dikdörtgen çizeceğiz. Boyutu yaklaşık böyle olabilir. Finish Sketch ile katı modelleme ortamına dönelim. Extrude komutunu çalıştıralım ve buradaki kesti seçelim. Kesme işlemi yapacağımızı söylüyoruz ve tüm parça boyunca bu işlemin uygulanmasını sağlayacağız. OK ile işlemi uyguladığımda dikkat ederseniz sadece temel gövde isimli gövdeme bu işlem uygulandığı için onun ikonu altında son yaptığım eksüzyon işlemi yer almaktadır. Diğer gövdeye bu işlemin bir etkisi olmadığı için bu gövdenin tanımı içerisinde bu eksüzyon işlemi yer almaz.
Tek bir katı Monel dosyası içerisinde farklı gövdeler oluşturabildiğimizi gördük. Dolayısıyla bu farklı gövdelerin özelliklerini de değiştirebiliriz. Bunun için temel gövdeyi işaretliyorum. Sağ tuş menüsünden Properties komutuna gidiyorum. Properties komutunda güncelle dediğim an bu gövdenin ağırlık ve diğer fiziksel özelliklerini alabilirim. Rengini değiştirmek için buradaki listeyi kullanabilirim. Buradaki listeden örneğin Chrome seçiyorum ve OK ile uygulanmasını sağlıyorum. Dikkat ederseniz tek bir katı modelim var ama bu katı model iki farklı gövdenin oluşmakta ve her bir gövde için farklı özellikler tanımlayabilirim.